Herkese merhaba. PlayStation 4'ün kullanıcı arayüzüne bir göz atalım. DualShock 4 kumandanın PS tuşuna basarak PlayStation 4'ü uyandırabilirsiniz ve karşınıza şekildeki gibi profil seçim ekranı çıkar. PlayStation 4'ü ilk kez kurarken bir PlayStation Network hesabı açıp profilinizi Facebook'a bağlarsınız. Görmüş olduğunuz gibi Facebook profil fotoğrafınız, adınız karşınıza çıkar. Dilerseniz de misafir hesabıyla da giriş yapabilirsiniz. Tabii öyle olursa oyun içerisindeki süreciniz, bilgileriniz kaydedilmeyebilir, kaybolabilir. Eğer bir profille giriş yaparsanız çok daha iyi bir PlayStation 4 deneyimi yaşayabilirsiniz. Karşımıza şekildeki gibi bir kullanıcı arayüzü çıkıyor. Bu kullanıcı arayüzü sadeleştirilmiş. Aslında PlayStation 3'ten, PlayStation Vita'dan bildiğimiz bir arayüz. Güncel bir takım düzenlemeler yapılmış bu kullanıcı arayüzünde. İki parçalı bir yapı var. Genellikle PlayStation Network'teki içeriklerin ön plana çıkarıldığını görürüz. Gördüğünüz gibi yenilikler konsolu ilk kez açtığımızda karşımıza çıkıyor. Burada Google Plus benzeri bir yapı var ve burada PlayStation Network üzerindeki son hareketleriniz, aslında PlayStation 4'teki son hareketleriniz gösteriliyor. Gördüğünüz gibi oynadığım oyunlar, PlayStation App, PlayStation uygulamasını kullandım vesaire. Tüm bu bilgileri, yenilikleri görebiliyorum. Tabii benim PlayStation Network'te bir arkadaşım bulunmuyor test amacıyla kullandığım için şu anda. Eğer arkadaşınız varsa arkadaşlarınızın yaptıklarını, ettiklerini de burada akış halinde görebilirsiniz. Yeniliklerden devam ettiğimizde burada PlayStation 4'e PlayStation Store üzerinden indirdiğimiz, kurduğumuz oyunlar var. Bunun yanı sıra yine DVD olarak taktığımız, DVD Blu-ray sürücüsüne taktığımız bir disk var. NEC isimli oyun test olarak gelmişti, test oyun olarak gelmişti. Onun verilerini görüyoruz burada. Oyunun genel bakışı, son etkinlikler vesaire hepsi buradan görülebiliyor. Bu menü üzerinden görülebiliyor veya doğrudan başlat diyerek DualShock 4 kumandada X tuşuna basarak oyuna giriş yapabilirsiniz. Warframe PlayStation Store'dan indirdiğimiz bir oyun. Bunun yanı sıra yine FIFA 14 demosu yine PlayStation Store'dan indirdik. Zen Pinball, Rezogan, bunlar benim PlayStation 4'teki oyun kütüphanemde yer alan oyunlar. Yine kütüphane uygulaması içerisinde de görmüş olduğunuz gibi tüm oyunları, indirilmiş veya indirilmekte olan oyunları görebiliyorum. Geri gelelim. Yine burada uygulamalara bakmaya devam edelim. İnternet tarayıcısı var. İnternet tarayıcısı da PlayStation 4'te internette gezinmenize olanak sağlıyor. Kolay bir kullanım yapısı var. Evet, internet tarayıcısı gördüğünüz gibi hızlı çalışıyor. Teknoblog.com'u PlayStation 4 üzerinden bu şekilde görüntülüyorum. Görüntülenme de oldukça iyi. Masa üstündekine yakın, masa üstündeki gibi bir kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi sunuluyor. Buradan favori sitelerinizi de ekleyebilir. Sayfa içerisindeki yerleştirilmiş videoları da görebilirsiniz. Çıkalım buradan internet arayıcısından. Yeniliklerden bahsettik. Bir de PlayStation'dan canlı yayın uygulaması var. PlayStation 4'ün güzel bir özelliği, kendi oyununuzu Ustream veya Twitch üzerinden yayınlayabilir veya başka kişilerin yayınlamış olduğu canlı oyunları da görüntüleyebilirsiniz. Yapmamız gereken buradaki oyunlardan bir tanesini seçmek. Seçip oyuna katabiliriz. Oyun keyfini, başkasının yaşadığı oyun keyfini biz de takip edebiliriz. Eğer isterseniz, diyelim ki FIFA 14 uygulaması oyunu var sizde, doğrudan bu oyunu başlat diyerek de FIFA 14 oyununu başlatabilirsiniz. Bağlantı hızına göre görmüş olduğunuz gibi oyunun yüklenmesi de değişiyor. Görüntü kalitesi de değişiyor. Şu anda görmekte olduğunuz oyun başkasının oyunu ve biz bu oyunu başka bir PlayStation 4 üzerinden seyirci olarak izliyoruz. Bu şekilde bir deneyimi sunuyor PlayStation 4 size. Üst bölüme geldiğimizde PlayStation 4'ün ikinci menüsü daha çok PlayStation Store veya arkadaşlar PlayStation Network'ın diğer içerikler, kupalar ve ayarlara erişim için kullanılıyor. PlayStation 4'ün bildirim arayüzüne baktığımızda bildirimleri, gelen oyun davetlerini, arkadaşlık tekliflerini, oyunlarla ilgili bildirimleri, indirilmekte olan oyun dosyalarını, bunlar PlayStation Store'dan satın alınan oyunlar da olabilir veya oyunlara dair güncellemeler de olabilir. Bunları görüyorsunuz. Aynı zamanda yine oyun paylaşım özelliği var. Oyun paylaşımı özelliği kapsamında Facebook gibi bir sosyal ağ sitesine yüklenen videoların bildirimlerini de, yükleme süreçlerini de buradan görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki tane oyun görüntüsünü yükledim. PlayStation 4'te elde ettim.
Bunun yanı sıra arkadaşlar, burada arkadaşlarınızı görüyorsunuz PlayStation Network'ten. Mesajlar da aynı şekilde. Party modu var. Başka arkadaşlarla sesli sohbet yapabilir. Onlarla oyunu oynarken bir yandan da sanki onlar oturma odanızdaymış gibi sohbet edebilirsiniz. PlayStation 4'te çoklu oyuncu desteği için PlayStation Plus abonesi olmak gerekiyor. PlayStation Plus aboneliğinde PlayStation Store'dan açabilirsiniz. PlayStation Store gördüğünüz gibi yeni bir PlayStation Network hesabı açtığınızda 14 günlük deneme ücretsiz olarak veriliyor. Bunun yanı sıra yine PlayStation Plus abonelik paketleri içerisinde de 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık seçenekler bulunuyor. Buradan seçiminizi yapabilirsiniz. Bunun dışında PlayStation Store içerisinde oyunların dijital kopyaları da yer alıyor. Oyunları Blu-ray olarak indirebileceğiniz gibi dijital kopyalar haline de indirebilirsiniz. FIFA 14 gördüğünüz gibi 179 liralık bir fiyatı var. Contrast, Need for Speed, bunun yanı sıra Assassin's Creed 4 gibi oyunlar, Call of Duty, Ghost oyunları, bunların hepsini doğrudan indirebilirsiniz. Eğer PlayStation Network hesabınıza bir kredi kartı üyeliği tanımladıysanız. Oyunları indirmeye başladınız. Oyunlar biraz yüklü. Dosya büyüklüğü fazla. Ancak bu oyunu tamamen oynamak için oyunun tamamını inmesini beklemeniz anlamına gelmiyor. Oyunun belli bölümlerini indirerek, çünkü 9.9 GB'lık bir büyüklük bayağı fazla. Bunun inmesi biraz zaman alacaktır. Ancak oyun parça parça halinde indiriliyor ve siz oyunun belli bir bölümü indikten sonra oyun oynamaya başlayabiliyorsunuz. Tabii eksik özelliklerle, yükleme tamamlandıktan sonra, indirme işlemi tamamen bittikten sonra da oyunu eksiksiz şekilde oynayabiliyorsunuz. FIFA 14'ün bir demosu da var, onu yüklemiştik. Onu da tek bir maç, Barcelona Real Madrid maçı oynamak mümkün oluyor. Bir oyun keyfi de gösterelim, onu daha çok nereden yapalım? Neck oynayalım, Neck demo CD'si, demo Blu-ray medyası bize gelmişti. Şu anda Blu-ray sürücünün içinde. Neck'i açalım. Neck de güzel oyunlardan, eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Ve PlayStation 4'ün keyfini doyasıya çıkarabiliyorsunuz bu oyunla. Hem bu yandan da size oyunun yükleme sürecinin ne kadar bir zaman aldığını da gösterme fırsatı elde ediyoruz. Ekranda bir mavi renk dikkatinizi çekiyordur. O DualShock 4 kumandanın ışığı. Mavi renkli ışık kumandanın aktif olduğunu gösteriyor ve bu ışık yardımıyla da PlayStation 4'e bağlı olan bir kamera tanınıyor. Hareketleri takip ediliyor. Bazı oyunlarda, PlayStation 4 kameralı oyunlarda takip işlemi, oyuncu takip işlemi bu şekilde gerçekleştiriliyor. PlayStation 4'te Killzone, Shadowfall ve Neck gelen test oyunları ve bu oyunların hepsi Türkçe seçenek, Türkçe dil seçeneğine sahip. Oyunun seslendirmeleri, menüleri, her şey Türkçe. Bu da neye yarıyor? Oyun keyfini, heyecanını biraz daha fazla hissetmenize, oyunun içinde kendinizi biraz daha fazla hissetmenize olanak sağlıyor. Bu açıdan da PlayStation 4'ün Sony'nin yaptığı çalışmaları beğeniyle, takdirle karşılıyoruz. Evet, oyunun yüklenmesini bekliyoruz. Biraz Neck oynayalım. Neck'in de nasıl olduğunu size gösterelim. Şu anda analog tuşlarla yönlendiriyorum. DualShock 4 kumandanın üzerinde hoparlör var ve az önce aldığım kristaller kumandada sesin çıkmasına neden oldu. Oyun oynarken herhangi bir anda Options tuşuna basabilir ve oyun içerisinde seçenekleri görebilir veya bu anı, duraklama anını değerlendirebilir, mola verebilirsiniz. Tekrar Options tuşuna basarak da devam edebilirsiniz. Herhangi bir anda kumanda üzerinde bulunan Share tuşuna bastığınız zaman ise karşınıza paylaş menüsü çıkıyor. Paylaş menüsü içerisinde de oyundan elde edilen ekran görüntüleriyle oluşturulmuş bir video klibi veya herhangi bir anlık ekran görüntüsünü yükleyebilirsiniz. Ekran görüntüsü yükleme işlemi Facebook veya Twitter'a gerçekleştirilebiliyor. Video klip yükleme işlemi ise Facebook'a gerçekleştiriliyor veya oyunu da Twitch veya Ustream üzerinden yayınlayabilirsiniz. Bu menü üzerinden, paylaş menüsü üzerinden. Tekrar paylaş tuşuna, share tuşuna basarak da oyuna kaldığınız yerden devam edebilir ve oyun keyfini sürdürebilirsiniz. Oyun oynarken herhangi bir anda kumandadaki PS tuşuna basarak da oyunu duraklatabilir ve ana menüye geri dönebilirsiniz ve buradan da yapmak istediğinizi, gitmek istediğiniz bölüme gidebilir veya başka bir oyun açabilirsiniz.
Başka bir oyun açtığınızda da mevcut oyun kapatılacaktır ve yeni oyun karşınıza çıkacaktır. Gördüğünüz gibi FIFA 14 demosu. Tekrar ana menüye dönebilir ve buradan ayarlara girelim. Ayarlara baktığımızda da PlayStation 4'ün tüm ayarlarına buradan ulaşabilirsiniz. Yeni bir cihaz ekleme, PlayStation App, iOS ve Android uygulamasını bağlama, ayarlarını yapma, sistem yazılım güncellemesi hepsi bu ayarlar menüsü içerisinden gerçekleştiriliyor. Bu şekilde bir kullanıcı arayüzü var PlayStation 4'ün genel olarak. PlayStation 4 ile ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. We'll be right back.